Yavuz Bahadıroğlu tarihimizin ilk bomba yüklü aracı Ermeni terörüne Osmanlı Devleti'nin pabuç bırakmaması Sultan II. Abdülhamid'in politik dehası sayesinde isyan teşebbüslerinin sonuçsuz kalması Ermeni emellerine büyük ölçüde set çekmiş. Bu da Osmanlı Devleti'ne yabancı devletler hesabına bölmeye çalışan Ermeni terör örgütlerini çileden çıkarmıştı. Son çare olarak padişahı katletmeye karar verdiler. Bir suikast planı hazırlandı. Buna göre menfur emellerini, ağaç oymalarını kendisinin bizzat yaptırdığı Yıldız'daki Hamidiye Camii'nde gerçekleştirildi. Padişah cuma namazlarını bu camide kılardı. Namazdan sonra doğruca arabasına binip saraya dönerdi. Arabayı da bizzat kendisi kullanırdı. Önceden camide ve cami çevresinde keşifler yaptılar. Her şeyi en ince teferruatına kadar planladılar. Saniyesine kadar hesapladılar. Bir at arabasına bomba yükleyecekler ve padişah namaz sonrası arabasına binerken patlatacaklardı. Menfur suikasti Samuel Fine kod adını kullanan Christopher Mikaelian isimli bir Rus Ermenisi planladı. Patlama işi ise Edouard Joris isimli bir Fransız Ermenisi üstlendi. Bir de yardımcısı vardı. Herkese kızı olarak tanıttığı Robina isimli bir kadın. Viyana'da Neseldorfer Wagenbevcu Fabrics, Yeselaf firmasına özel olarak yaptırılıp parçalar halinde deniz yoluyla İstanbul'a soktukları bir faytona 20 kilo demir parçasıyla güçlendirilmiş 80 kilo patlayıcı yüklediler. Cehennem makinesi artık hazırdı. 21 Temmuz 1905 günü bomba Bombalı Araba 21 Temmuz 1905 Cuma günü bombalı araba Sultan Abdülhamid'in 4 at koşulu arabasının yanına çekildi. Son derece dakik olan padişah camiye gireceği ve çıkacağı saatleri hiç sektirmezdi. Bu tür keşifleri çok önce yapmışlar ve suikasti buna göre planlamışlardı. Sultan II. Abdülhamit caminin kapısında belirince Christopher Michaelian ile herkese kızı olarak tanıttığı Robina isimli kadın cehennem makinesini çalıştırarak 1 dakika 42 saniye sonra patlayacak duruma getirdiler. İkinci Abdülhamit her zamanki gibi caminin merdivenlerinden inecek ve 400 metre ileride bekleyen arabasına binecekti. Fakat bu sefer küçük bir gecikme yaşandı. Şeyhülislam Cemalettin Efendi bazı konularda bilgi sunmak için padişahtan izin istemişti. Aralarındaki konuşma biraz uzadı. Zamana ayarlı bomba o sırada korkunç bir gürültüyle patladı. Herkes paniğe kapılmış, amaçsızca sağa sola koşuşturma başlamıştı. Aralarında sadece padişah soğukkanlılığını koruyabilmişti. Merdiven başında bir heykel gibi kıpırtısız duruyor, sakin olmalarını söylüyordu. Bu nasıl bir metanet, kadere nasıl bir teslimiyetti?'' Nihayet herkes toplandı, ağlayanlar vardı. Padişah hiçbir şey olmamış gibi maiyetine emretti. Arabamı çekiniz, burayı kordon altına aldınız, sorumluları tutuklayınız. Padişaha yeni bir araba getirdiler. Ağır ağır olay yerinden ayrıldı. Başlatılan soruşturma sonunda Edward Joris yakalanıp yargılandı ve idama mahkum edildi. Fakat Sultan II. Abdülhamid'in başka planları vardı. Bir süre sonra tetikçiyi hapishaneden aldırıp Yıldız Sarayı'na getirdi. Joris idama götürüldüğünü zannetmişti. Kendisini padişahın huzurunda bulunca çok şaşırdı. Acaba kendi elleriyle mi öldürmek istiyordu? Fakat hiç ummadığı bir şey daha olacak. Ermenilerin Osmanlı aleyhine yaptıkları çalışmaları saraya bildirmesi şartıyla serbest kalacaktı. Üstelik ayda 500 liradan maaş alacaktı. Kabul edince Avrupa'ya gönderildi ve ömür boyu öldürmek istediği padişaha sadık kaldı. Tarihimizin ilk bomba yüklü aracı işte bu suikaste kullanılan ve cehennem makinesi adı verilen araçtır. Yavuz Bahadıroğlu, Yeni Akit